Şunu da söyleyeyim, yani Türkiye kamuoyunu ve dünya kamuoyunun bilmesi gereken bir konu var. Rusya rejimin, yani Suriye Arap Cumhuriyeti'nin 2011 öncesindeki bütün topraklarını kontrol etmesi yönünde bir stratejisi var. Diyor ki, beni diyor Şam yönetimi davet etti buraya. Ben meşru bir davet üzerine geldim. Şam 2011'deki, yani Suriye Savaşı'ndan önceki bütün topraklarını, kentleri, kasabaları kontrol edecek. Bunlardan da İdlib var. Bunların içinde de Türkiye'nin askeri varlığı olan Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesi var. Falgası var. Ama Türkiye'de bir barışa giden süreç, teröristlerin olmadığı, PKK'nın olmadığı, özgür Suriye ve meşru bir zeminde bir geçiş dönemini savunuyor. Diyor ki yeni bir anayasa hazırlansın. İşte Cenevre'de görüşmeler var. Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalifler de masada. Bir geçiş dönemi olsun. Yeni anayasa hazırlansın. Esad ülke yönetiminde olmasın. Olmasın. Ya da Esad'ın olacağına Suriye halkı karar versin. Yani meşru seçimler istiyor. Yani demokrasiye geçişi ve Suriyelilerin topraklara dönmesini sağlayan uluslararası bir mekanizmayı ciddi anlamda vurguluyor. İşte Rusya ile bu konuda ayrışıyoruz. En son Esad göstermelik bir seçim yaptı. 7 yılına kendi daha devlet başkanı seçti. Diyor ki Rusya orada seçimler oluyor diyor. Seçimler oluyor diyor. Düşünün halkının 6 milyonu 7 milyonu ülke dışında olan bir ülkede nasıl seçim oluyor? Ülke topraklarının %40'ını 45'ini kontrol edemeyen bir rejim nasıl seçim yapıyor? Yani bir sürü aramızda anlaşmazlıklar var. Ama Rusya Sayın Erdoğan'ın sözüyle söyleyeyim Suriye'den alacağını aldı. Üstlerini aldı. Bir ciddi bir petrol yataklarını kontrol ediyor. Rejim üzerinde bir hegemonya ve baskı uyguladı. Ve bundan dolayı da Türkiye'nin bazı taleplerine Moskova karşılık vermiyor. Açıkçası bu.